Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Evet, az önce çok öfkeliydin abi. Evet. Ben Ali Yıldırım, Kocaöz'den. Şu iki gündür yağmur yağdı diyerek alım yapmamışlar. Burada randevulu adam var 4 günlük. Şimdi şu 4 günlük. 4 gündür bekliyorum. 4 gündür. Bunun nerede bunun ziraat odası? Şey nerede? Ofis müdürü nerede? Niye almıyorlar bunu? Alımı adam aradım. Hayır, attırmadı. Aradım ben demin müdürü. Adam bulamıyorum, kamyon bulamıyorum diyor. Ben sana kamyon da bulan, adam da bulan. Belediye başkanlığını aradım. Sen de Facebook komusun haber vermişsin. Vermeye mi? Biz burada benim işim var. Ben salatalık göndereceğim fabrikaya. Sözleşmem var benim. Ben burayı mı bekleyeceğim? He, ne yapacağım ben bunu? Artı yiyecek iş. Adamlar 2 gündür yok, burada yatanlar var. Şunlara tuvaleti şorlara sıçıyor adamlar. Ne yapacağız biz burayı? Bu sene ne olacak? Oldu, daha yeni başladılar alımı. Saat 10'da başladı. 150 ton alırım diyor adam. 150 ton. Burada 450 ton mal var. Ne olacak bu? 3 gün daha mı duracağız? Yarınki gelen mi yattınız kalktınız? Evet. Bugün de bekleyecek, yarın da bekleyecek daha. Dün 2 gündür almamışlar. 3 günlük burada şey var şimdi. Sıra. Meşazla göndermiyorlar. Çobanlar belediye başkanını aradım. Sen Facebook'unu onu çözeceksin diyor. Ya sen çöz burada dedim. Adam istiyor bura. Kepçe istiyor adam. Kepçe. Müdür kepçe var mı diyor. Belediyeden getirelim. Helezon yoksa helezon ben alan gelen köyden dedim. Ya 4 gündür sen bekliyorsun. Öyle. İlgilenen de yok ya. Kimse işte. Kimse ilgilenmiyor. Kimse bakmıyor buraya. Ziraat odası kapı kapı geziyor bana oy verin diye. Şimdi evinde yatıyormuş da. Bizim başkan da yatıyor Murat Başkan. Kocaözün başkanı. Hacı abi ben müdür arayayım. Ben müdür aradım. Müdür ne edecek? Sen buraya kamyon yollayacaksın. İşçi yollayacaksın. Helezon yollayacaksın. Bu milleti kurtaracaksın. Ya mağduruz ne diyelim işte kardeşim. Sen de kaç söylüyoruz ya. 2 gündür de ben duruyorum. Sen ne kadar ürünün var? 12 ton ürünüm var. Bekliyoruz burada. Ya, ne tuvalet var, ne yiyecek var, ne içecek var. 15 ton da alan bekliyor burada. Bir kilo almamışlar diyor sıra bizim diyor. Sakin. 3 kilo olan da bekliyor, 5 kilo olan da bekliyor. Tonaj önemli değil. Ya alın olsun. Saat 10 olmuş, daha yeni başlamışlar alıma. Alan yok, satan yok. Köylü rezil işte böyle. Başka dökebileceğiniz bir yer yok değil mi özel bir yer? Yok. Ya, özel bir yerler var. Göstermiyor ama. Fiyatlar çok uygun. Evet, 6 liraya diyor. 6 liraya alıyor. Burada 9000, 8300'e veriyoruz. O yüzden. Bir de indirmeyi yükleyici yani taşeron firmaya verdikleri için taşeron firmada 4 tane adam çalıştırıyor. Adam 150 tondan başka almam diyor. Burada 450 ton 3 günlük mal var. Biz burada şimdi yarınki de gelecek. Her gün burada mı bekleyeceğiz biz? Bu adam şu adamın fasulyesi var, kıracak da kıramadı burada bekliyor. Yani üretimi de aynı zamanda yapamıyorsun değil mi? Etkiliyor tabii. Şimdi ben salatalık eriği çalıştırıyorum. Çaydan, kurcuvadan bana salatalık gelecek. Kim alacak? Onun başında kim duracak? Kim benim problemimi çözecek burada? De bayağı uzun herhalde. Ya çok ya. 3 günlük kuyruk var. Ya 150 ton diyor. 4 tane kamyonun 100 ton geliyor zaten. 4 kamyon 100 ton geliyor. 25'er tondan. Kim verecek malı? Sen kaç gündür bekliyorsun? Hacı abi ben de katılıyorum. 2-3 gündür buradayız. Ne olacak bilmiyoruz. Burada yatıp kalkıyorsun. Aynen burada bekliyoruz. Çözülmüyor. Olaylarda böyle bekliyoruz. Almıyorlar. Bu daha önceki yıllarda da mı böyleydi yoksa bu sene mi böyle? Bilmiyorum. Bu ben ilk defa görüyorum. Ofis açık zaten burada. İki senedir. Evet, şimdi aradım bizim Murat Başkan ne diyor? Ofisi getirdik diyor. Ofisi getmene ne desem ben sorunumu çözdün mü? Ben burada 3 gün ne için ofiste? Sorun. 2 tane belediye başkanı 4 adam 2 tane şey verecek kapça buraya. İş çözülecek. Oya geldi mi kapı kapı bağıracak gitmiyor kapıdan. İkisi de ziraat odasını kıldın dedim. O da gelmiyor. 2 gündür bekliyoruz efendim. 2 gündür. Evet, burada yatıp kalkıyorsunuz mu? Hoş bulduk abi. Aynen araçla da yatıyoruz. Böyle bekliyoruz. Çiftçi kepayla ya. Başka bir şey değil. Ne olacak böyle abi? Niye ilgilenilmiyor bu işte bilmiyorum. Bizim başımızdaki ne ilgilenmiyor abi beni. Hükümetimize oy veriyoruz, destek veriyoruz. Karşılığında alacağımız işte bu. Şu vaziyete bakın. Çiftçinin hali bu şekilde. Vekiller tüm ürünlerin alınacağını falan söylüyor. ATM ofislerine gidiyorlar. Hatta iki kat arttığını söylüyor alım kapasitesi. Hayır efendim, kotaya göre alıyor ya. Örne çok alım yok. Abi, kaç ton? Kaç ton koten varsa kotaya yani göre alıyor. 40 tane mesela 40 tane aramı şeye boşaltabiliyorum diyorsa bunu arttırıyor. 46'ya çıkartıyor. Biz burada sıra bekliyoruz o yüzden. O gün bitmiyor ertesi güne. O kalmıyor ertesi gün aktardığı için biz burada sıra bekliyoruz. Mesaj veya bir bilgi telefon açıp da bize kardeşim burada yoğunluk var. Yarın gelin siz demiyorlar. Peki siz randevu almıyorsunuz mu abi? Randevu alıyoruz. Benim bugün randevum. Mesaj atsa bana yarın gel kardeşim burada yoğunluk var alamayacağım ben dese ben yarın gelirim. Bilgi verin madem. Yani randevu sistemi sağlık çalışmıyor o zaman. Çalışmıyor. Mümkün değil. Yağmur yağdı, kar yağdı, dolu vurdu işte. Köylü böyle. Mane diyorlar. Bu hükümetin yağmuru, işi yağmuru değil. Bu yerel şu buradakilerin, başkanların işi. Bunu çözecek başkanlar. Bir ayak yapacak, bir ayak şey adam yollayacak. Yer yanı bir şey yok burada. Şurada 100 kişi insan, orada 2 tane görevlinin eline mahkum. 2 görevli ne derse oluyor. Kimse baka neden yok. Şimdi 9.30'da başladı abi. Birazdan boşlayacak 12'de. 12'ye çeyrek kala. Ondan sonra 2'de başlayacak. Bu millet böyle burada sırada kuyruk bekleyecek. 15 tane araç alıyormuş günlük. Evet, bir çer geldiyse tarlaya şimdi nasıl gidecek bu millet? Elin arabası var, kendi arabası burada. Birinin tekerleğinin. Ne olacak o şimdi? Tuvalet ya var mı bakın bir ya. 3 gündür bekliyorum ama temel ihtiyaçlarınızı da gideremiyorsunuz. Yok nereden gideceğim? Buyur. İşte ise büyük tonajları kuyumu yerlerde, ufak tonajları temiz yerlerde de temizlenirdi. Sen kaç gündür bekliyorsun? Dün Ömer ben nakliye tuttum geldim. Bir de şoföre de yoğun yiyeceğim ben. O da beklediği zaman bekliyor. Bekliyor tabii aynen. Şimdi boşaldı mı ben nereye götüreyim onu? Araba gelse nasıl geçecek? Bir bakın. Aynen.
Nasıl geçecek şimdi bu? Şu ıscakta, asfaltta dün millet oturuyor asfaltta. Gördüm gelirken yatıyorlardı insan. Bunu yani hiç değilse ufak arabaları dün alaylardı. Sayıyı taneydi nelerdi. Evet. Öğleden sonra alınırdı mesela ufak remorkla alınırdı. Greyderi böğünün nedir ha? Dünün niyeydi, düzde dedi. Ufak remorkla dökerdik. 2 tonlu, 3 tonlu remorkla var. Evet. Tamam büyük 25 tonlular giremiyor diyebilirdi. Hak verirdik. Öğleden sonra. Evet. Tamam elinden boşalsın ama yetkili arkadaşlar buraya hiç değilse 4 tane, 2 görevli yerine 4 görevli verirsin. Daha çabuk olsun bu vatandaşımız böyle kepazelik çekmeyelim. Malımızdan biz devlete karşı kepaz olduk. Daha ne kadar dayanabileceksin abi? Ukrayna'dan acene Türk'ün malını kendileri yetiştirdiğimiz malımızı alsalar biz bundan daha güzel mal yetiştiririz. Ama arkamızdan gelen yok. Ne devletimiz geliyor ne normal memur ilgileniyor. Biz burada işte bu şekilde mağduruz. Allah sizlerden razı olsun. Eyvallah. Evet şu anda çobanlardayız. TMO'nun ofisinin hemen önündeyiz. Burada üreticiler mağdur. Kimisi 3 gündür bekliyor. Kimisi 2 gündür bekliyor. Kimisi 4 gündür bekliyor. Kuyruk uzadıkça uzuyor. Biz gelirken fark ettik. İnsanlar burada yatıp kalkıyor ama temel ihtiyaçlarını giderecek bir alan da yok. Burada buğdayını teslim etmek üzere saatlerce, günlerce bekliyorlar. Bir an önce ürünlerini teslim etmek istiyorlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Üreticiyi mağdur etmeyin. Çiftçiyi mağdur etmeyin. Bu insanlar Türkiye için üretiyor. Ülkemiz için üretiyor ama ürün alımı noktasında gerçekten sıkıntı var. Randevu alıyoruz diyorlar. Fakat randevu gününde geldiklerinde herhangi bir kendilerine bilgi dahi verilmeden beklettiklerini söylüyorlar. Üreticiler gerçekten mağdur. Birkaç gün önce aslında geçtiğimiz hafta TMO Genel Müdürü Afyonkarahisar'da açıklama yapmıştı basın bayramında. Afyonkarahisar'daki ürün alımını 2 kat artırdıklarını söylemişlerdi. Fakat artmasına rağmen bir sıkıntı var, bir eksiklik var. Üreticiyi mağdur etmeyin. Biz üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz diyelim, sözü noktalayalım. Selamünaleyküm abi. Selam. Ne yapıyorsunuz abi? Ne zamandır bekliyorsunuz? Geceden beri bekliyoruz ya. Kimisi 3 gün beklemiş, kimisi 4 gün. Beklemiş. Bizim bugün randevumuz vardı işte ayın 3'ünde. Yetişirse alacağız diyorlar. Yetişmezse bekleyeceğiz diyorlar. Yarını bekleyeceğiz diyorlar. Kuyruk da bayağı uzun ama. Uzun. Gelir mi sıra? Sanmıyorum. Bugün de bekliyoruz yine de. Yapacak bir şey yok. Ne hissediyorsun? Böyle normal mi abi? Normal değil ya. Ya bir giren araba kaç saatte çıkıyor geri dışarıya. Hmm. Normal değil. Halbuki çok seri bir şekilde olması lazım. Bekliyoruz, sıra bekliyoruz. Ya aslında günlük boşalıyor da. Yağış olunca bizim dökeceğimiz yerler çamur oldu. Çamur olduğu için bir aksama oldu. Onu da inşallah açık hızlı alım yaparlar da kapatırlar. Biz dün geldik. Dün geldik. Dün geldik. Geceyi burada mı geçirdik? Geceyi burada geçirdik. Geceyi burada geçirdik. 24 saattir buradayız yani. 24 saat. 24 saat. Normal mi bu kadar kalabalık olması? Normal değil. Normalden fazla ya bugün. Normalden fazla yani. Çünkü 2 gündür bekleyen olduğu için yani ister istemez fazlalık yani. Yağıştan dolayı alım olmadı. Bir de toprak zemine döktükleri için orada biraz çamur oldu. Araçlar giremiyorlar. Giremediği için de tabii ertelediler bir gün. O da sırayı yani 2 günlük sıra bu. Tabii herkes randevulu geliyor. Tabii mutlaka herkes randevulu geliyor, randevusunu alıyor. Randevularda bir sıkıntı olduğu söylenti var. Bu da yoğunluktan dolayı. Ağustos ayı dolu diyorlar ama mutlaka açılır veya zaman uzatılsın yani. En azından süreci biraz daha ileriye atsınlar. Bizim burada silonun dolduğunu söylüyorlar. Daha gözümüzde görmedik de başka bir silo açılacak mı açılmayacak mı o endişe var. Bir de o var. İnşallah açılır yani. Bu milleti bir de bölgeye göndermek, Afyon'a göndermek biraz daha sıkıntı olur. Bu konuda yardımcı olurlarsa iyi olur yani. Vallahi reç versin işte bekleyeceğim. Malını teslim etmeye uğraşacağım. Ne kadar ürün var senin? Bu mu senin? Evet 2 romluk işte ya. 2 romluk ne gelecek? 6 ton falan gelir. Tabii var arkada bir araba daha var. İyi, Allah arkada bir araba versin. Var daha araba 10 ton. İyi mi sezon? 11. Yok kötü sezon kötü. Allah. Biri de bir, bini de bir. Şükür edeceğiz Allah. Yapacağımız şey var mı? Herkes boğazına çalışıyor. Allah'ım cümlemizin işini denk getirsin. Bayrağımızı indirmesin, ezenimizi dindirmesin. Ben bunu biliyorum. Yapacağımız bir şey yok. Ölmek, beklemeden ölmek. Ama buna da şükredelim abi. Vallahi dünden bekliyor. Islak dediler, almadılar. Dünden beri bekliyor. Burada mı uyuduk gece? Evet, evet. Vallahi hiç ben bu yöne uymadım bir kram. Rahatım. Demek ki yaş ilerledikleri mi? Ne var şey? Uyuyamadın yani. Hiç uyuyamadım. Sinek, burada sinek yedi bizi. Ne edelim Allah'ım devletimize zavallı ver vermesin. Bir gün bekledik. Bir gün ya bekledik. Dün yağıştan dolayı almamışlar. Alınamadı yani, almamış değil. Mahsulün bozulmaması için alamadılar. Bugün nasipmiş, bugün veriyorsun. İyi. Sen çok beklemedin o zaman. Arkadakiler biraz tepkili de. Hayır, onlar sabah geldiler. 3 gündür bekledik diye. Ha, yalan söylemişler. Yalan mı söylemişler? Yalan söylemiş. Ben onları yalancısıyım. Onlar ne söylüyorsun? 3 gündür bekleyen burada yok. Tabii en arkadakini söylüyorsun. En arkadaki de. Sabah geldi daha. Ha, sabah geldi. 9'da geldi. Gece uyuduk diyorlar. Yok. İşte uyuyanlar burada veriyor şimdi. Dünden kalanlar. Yer ıslak olduğu için mahsulü depo yapamadılar. Bu kurudu dün biraz. Bugün
teslim ediyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi ben dün değil evvel gün geldim. İkindi üzeri yağmur yağdı burada. Herkese aldılar. 4-5 tane şey kaldı. Traktör kaldı. Dolayısıyla dün de geldi arkadaşlar. Yığınlara baktılar. Olduğu gibi ıslak. Islakın üzerine de buğday konmayacağı için dün alım yapılmadı. Bugün başladılar. Şu anda ben verdim buğdayımı. Yani görevli arkadaşlarda herhangi bir problem yok. Yani elinde olmayan nedenlerle benim ismim Adem Taban bu arada onu da söyleyeyim. Elinde olmayan nedenlerle hava şartları nedeniyle biraz aksama oldu. Randevuda da birer gün kaydırdılar. Problem yok. Bugün aldıktan sonra yarın normal yoluna girer yani. Ofisçi arkadaşlara ben çok teşekkür ederim. Özveriyle çalışıyorlar. Bu kırda su yok, şey yok. Dolayısıyla bekleme olacak biraz. Bekleme olacak yani. Bazı ofislerde çok yoğun olduğu zaman 3 günde sıra geldiği oluyor yani. Burada günlük getirip döküyor arkadaşlar yani. Yağmurdan dolayı bir aksama oldu. Durum bu yani. Valla ben de aynı şekilde Adem amcaya katılıyorum. Biz de dün geldik. Yağıştan dolayı tabii zeminin de ıslak olduğunu almadı arkadaşlar. Oraya hem traktörlerin battığı için hem de ıslak olduğu için. Dün buraya bıraktık traktörleri. Bugün geldik. Geçen de geldim. Aynı gün içerisinde döküyoruz yani. Özveriyle tamam çalışıyor arkadaşlar. Yani o kadar da bir sıkıntı yok. Yani veya da bir kasıtlı bir almama gibi bir şey yok. Hani millet işi olmayan geceden gelip sıraya giriyor. Mesela gece 12'de gelen 11'de çıkıyorsa akşamüstü 3'te gelen de 5.30-6'da çıkıyor yani. O kadar ne kadar erken gelen. Hani abartılı bir şey yok hani gerçekten ama tabelin olmayan nedenlerle çamur yağmur olunca bir gün aksadı yani. Öyle olunca da biraz kuyruk oluştu bugün yani. Sen bekledin mi? Adam konuştu işte. 2 gündür bekliyor. Bekledim ya. 2 gün mü bekledin? He 2 gündür bekliyorum ya. Burada mı yattık gece? Burada yattım. Nasıl? Valla ben zor zaten yastadım. Zor. Çok zor oldu. Yok he. Mu çocuk çocuk senin bir yerini bekleyecek? Valla ben onların resmi sitelerde ben gönderdiler. Ha sen bekliyorsun. He ben bekliyorum. Yaş kaç? Yaş 79. Maşallah. He. Nasıl işler bu sene? Hasat? Hasat valla az bu sene. Az mı? Bazı yerlerde az. Neden? Yağmurdan mı? Siz mühendis misiniz değil mi? Biz muhabiriz, gazeteciyiz. He, gazeteciyiz. Çeken yağmur bol oldu ya. Evet. O durdurmuş çekimleri. Durdurmuş. Ondan dolayı az oldu diyorsun. Ondan bazı yerlerde az, bazı yerlerde çok. Mesela gecekilenler, Ekim'de gecekilenler çok güzel. Hı. Yani Ekim ayında ekilmeyip de Kasım'ın sonuna doğru ekilenler falan onlar çok güzel. Gerçi ben mi ya Allah'ım bereketini bazı tarlaları öyle. Anladım. Sıkıntı yok diyorsun. Yok. Ben de sıkıntı yok da komşuda bazen oluyor. Ha. Evet, iyi bakalım. Bu nerede, nerede çıkacak? Bu Afyon postası çıkacak. Afyon postası çıkacak. İnternette yayınlanacak. Ha, ne zaman çıkar? Bugün yayınlanır. Tamam. Gösteririm ben onu size. Bir tamam. De şapkayı çıkarım da. Çıkar. Öne çıkın ha. İyi. Tamam mı? Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi. Dün saat 5'te geldim. 5'ten işte daha sıradayız da öyle. Şu an bir gün sonra saat 10.30. Evet. Sıkıntılı yani. Sıkıntı bu, yok diyorlar abiler. Var ya. Yani bir bizim bu işimiz olsa güzel. Ama diğer işlerimiz de biçeri var bunu. Vallecisi var bunu. Kimisi salatalık yapıyormuş. Kimisi. Yani bunu bir an yani devletimiz düzenlese, daha ciddi bir şeyler yapsa daha memnun olurum. Alın biraz hızlansa. Arın biraz hızlansa ve vardiya yapsa. Gerçi biraz yağmur yağdı. Ondan dolayı aksıyor diyorlar da. Şimdi yağmur yağdı. Tamam ona katılıyoruz. Ama yağmur yağmadı. Ondan da önce aynı sıkıntı oluyor yani. Yani var diye bir ay ediverse çiçi daha rahat edecek. Anladım. Biraz hızlı alsalar. Ben burada beklemesem. Beklemesem diyorsun. Yani. Bunlar... Nasıl geçti gece? Sinekler yedi. Övezler yedi. Sabah kadar uyutmadılar. Öyle var. Yapacak bir şey yok. Evet. Mahsulümüz yani. Bir yıldır bekliyorsun bunu. Bir yıldır bekliyorsun. Senin ne kadar ürünün var? Benim 40-50 ton şeyim var yani. Kotam var. Daha fazla var. Ama tiksiniyoruz hanım. Tiksinmemesi için biraz hızlandırsalar çok memnun olurum.